Aynı mahiyetteki önergeler hakkında diğer konuşmacı Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kanun yapma. Yasa niçin yapılır? Yasa halkın çıkarları için yapılır. Vatandaşın, milletin talepleri için yapılır. Halkın çıkarları için yapılmayan kanun ne olur? Kişisel çıkarlar ya da siyasi intikam ve siyasi hırslarla yapılan kanunlar ise o milletin kanunu olmaz. Şimdi bakıyorum, burada getirilen seçim kanunuyla ilgili değişiklik acaba kanun yapma tekniğine uygun mu? Nitelikli yasamaya uygun mu? Birinci bakacağımız şey kanunun anayasaya uygun olup olmadığı. Anayasa ne getiriyor? Anayasa seçim kanunlarında temsilde adalete getiriyor. Anayasa temsilde adaletle birlikte seçme ve seçilme hakkını getiriyor. Ve en önemli özelliklerinden birisi ise 10. maddede yer alan kanun önünde eşitliği getiriyor. 10. madde ne diyor? Siyasi düşünce, herkes siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Birinci fıkra. Daha sonra ne diyor? Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz deniliyor. Yani kimseye imtiyaz tanınamaz deniyor. E seçim kanununun yapılan değişiklikte ne geliyor? Seçim yasaklarına uyacaklar, uymayacaklar belirlenmiş durumda. Seçim yasaklarına uyacaklar kimler? Kanunda değişiklik şu, başbakanın üzeri çiziliyor, cumhurbaşkanı yazılmıyor ama bakanlar yazılıyor. Yahu cumhurbaşkanına, partili cumhurbaşkanına, devleti şu anda tek başına iki dudağı arasına yürüten partili bir devlet başkanına siz seçim yasağında yer vermezseniz karşısında aynı seçime giren vatandaşın karşısında devlet olur. Bütün devletin imkanlarını, hazinenin imkanlarını kullanır. E bu durumda siz ne yapmış oluyorsunuz? 10. maddenin 4. fıkrası olan hiçbir kişiye, zümreye, aileye, sınıfa imtiyaz tanınamaz maddesini ihlal ediyorsunuz. Yani anayasanın 10. maddesine ihlal ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz yasa getirdik, yasamız temsili adaleti sağlayabilecek bir yasadır. Sonra ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz. 61 yıldan beri kullanılan kıdemli hakim kuralını bir kenara itiyorsunuz. Kıdemli hakim kuralının dışında birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfta bulunan hakimlere arasında kurayla siz ilçe ve il seçim kurullarına kurayla hakim belirleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki burada hakimler biz kuraya katılmak istemiyoruz derlerse onlar kuraya katılmayacak diyorsunuz. E ne olacak bu durumda? Bu durumda şu olacak. 9548 adli yargı hakim var arkadaşlar memleketimizde. 1368'e birinci sınıf ayrılmış, 3763'e birinci sınıf hakim var. Bu hakimler ne zaman girmiş? 15 Temmuz darbesinden sonra AKP iktidarında hakim olan hukukçular. Bunlar nereden gelmiş? Avukatlıktan, AKP üyeliğinden, avukatlıktan hakimliğe geçen ağırlıklı hakimler. Siz ilçe ve il seçim kurullarını eski AKP üyelerinden, avukatlardan mı yapacaksınız? O zaman bu seçim güvenliğini kimlerle sağlayacaksınız? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Böyle demokrasi olabilir mi? Mümkün değil. Sonra getirdiğiniz bir nokta daha var. Diyorsunuz ki seçim kurulları 3 ay içinde değişecek. Nasıl değişecek? E Ocak ayında 2022'de siz ne yaptınız? 2022'de yeni seçim kurulları belirlediniz. Kıdemli hakimlere göre o hakimler şu anda 3 ay sonra bu kanun kesinleştikten sonra yok olacak. Yeni hakimler gelecek. O zaman 67. madde, anayasanın 67. maddenin son fıkrası ne diyor? 1 yıl içinde seçim kanunları uygulanamaz diyor. Ama siz 3 ay sonra uygulayacaksınız. Her şeyde anayasaya aykırılık var arkadaşlar. Nereden tutsak, ne yapsak anayasaya aykırılık var. Sonra bakıyoruz madde, 8. madde. 8. madde diyorsunuz ki seçim kütüklerini ilk önce 1 yıllık önceki iş yere göre belirleyeceksiniz. İkametgaha göre belirleyeceksiniz. Sonra değiştirdiniz, komisyonla 3 aya indirdiniz. Ya arkadaşlar bakınız siz
seçme hakkı olan 67. maddedeki seçme hakkı olan vatandaşın nasıl engelleyebilirsiniz? Son 5 seçimdir sığınma evlerinde kalan kadınlar, sığınma evlerinde bulunmayıp da şiddet gördüğü bölgeden uzaklaşmak için kimliklerini karartan kadınlar, kimliklerini, adreslerini gizleyen kadınlar oy kullanamıyor. Buyurun. 5 seçimden beri bu kadınların seçme hakkını niçin engelliyorsunuz? Avrupa'da olduğu gibi sığınma evlerinde ya da belirli noktalarda bu kadınların oy kullanma haklarını niçin sağlamıyorsunuz? Bu kadınların temel yaşam haklarıyla beraber seçme hakları yok mudur? Arkadaşlar, bu düzenleme, getirilen seçim düzenlemesi kesinlikle artık bu işin bittiğini gösteriyor. AKP iktidarının artık hikayesi kalmadı. AKP iktidarının artık Türkiye'ye verebileceği bir şey kalmadı. Memleket bitmiş durumda. Memlekette enflasyon 178 ülke arasında 8. ülke halindeyiz. Çiftçi bitmiş, esnaf bitmiş, memur bitmiş, emekli bitmiş. Artık ne yaparsanız boş. Hangi seçim kanunu getirirseniz getirin, gidiyorsunuz. Bu millet sizi, dersini sandıkta gösterecek. Bir kişinin iradesini, 84 milyon kişinin iradesi sandıkta gönderecek arkadaşlar.